Evet, reklamların ardından sizlerle birlikteyiz. Karşıyaka'da kalmıştık. Cem'den bakalım. Karşıyaka'nın durumunu soracağız. Nasıl değerlendirecek? Aynı zamanda hocamıza biraz sonra da şu süper amatörden biraz değinelim. Geçtiğimiz günlerde ben Foça'daydım. Oradaki bazı altyapı hocaları da süper amatördeki statülerden dert yandı. Bununla ilgili de sizden herhalde en iyi bilgiyi alabiliriz. Cem, Karşıyaka. Karşıyaka Ankaragücü karşısında gerçekten önemli bir müsabakaya çıktı. Galip gelseydi ligde ivme kat edecekti. Adanaspor da biliyorsunuz mağlup oldu. Adana'nın üstüne çıkacaktı yani eğer yani averajını tam anlamıyla bilmiyorum da puan olarak yakalayacaktı Adana'yı. Böyle bir süreç vardı. Adana Demirspor'un tabii sonucunu bilmiyordu. Maç öncesinde vesaire. Ama Ankaragücü deplasmanda Adanaspor'u yenmişti. Kendi evinde çok iyi bir futbol sergilemedi. Karşıyaka da en az 4-5 tane net gol pozisyonuna girdi. Özellikle Banane çoğunu kaçırdı ama tabii golü yapan isim de bu isim. Biraz zorlu bir süreç yaşanıyor ekonomik anlamda da Karşıyaka adına ama bu toparlanma açısından ne olacak, bir umut ışığı olur mu? Haftaya da Buca'yla oynuyorlar biliyoruz ki 29'ar puandaydı iki takım da. Karşıyaka'ya da başarılar diliyoruz bu zorlu süreçte. Umarız stadyumla ilgili de olumlu sonuçlar alırlar ve ligde de ivme kat ederler diyoruz. Bana göre Karşıyaka şu anda bilmiyorum Hakan belki katılırsın bu görüşüme ligin en iyi takımlarından. Yani şu kriz dönemini atlatabilen ve böyle başarılı olan bir yönetimi ve teknik kadroyu tebrik etmek gerekir. İki takım var hatta burada. Bucuspor ve Karşıyaka. Evet. Bu kadar krizden aşıp da başarılı olması dediğiniz gibi kutlanacak bir. Çünkü sezon başından beri para krizi hep gündeme gelen bir Karşıyaka takımı. Aynı şekilde Rizespor da dar bütçeyle buraya gelmesi iki takımı yürekten kutluyorum ben. Hocam işte az önce söylemiştim ben bu süper amatördeki statüdeki sorun ne? Şimdi bunu bir iki tane amatör şey sorunca tabii sizin ağzınızdan da duymak istiyorum, dinlemek istiyorum. Şimdi genel kanı var. Benim görüşüm de, kendi görüşümü de söyleyeyim yani. Bu sene mesela bana göre süper amatörde en solgun diyeyim veya piyasanın en hareketsiz hem takımlar açısından kalitesizlik açısından senesi olarak algılıyorum ben. Çünkü şu anda baktığınız zaman birçok takım bütçe yapamadan girdi. Her grupta 6-7 tane kötü takım. İşte şu anda birer takımın düşmesi, 3 takımın playoff oynaması hemen hemen ikinci yarının daha 1-2 hafta olmasına rağmen başlamasına çıkanlar da belli, düşenler de belli gibi yaklaşık. Çok büyük eğer hamleler olmasa yani biraz önce Hakan hocam programın başında Akhisar için %1 veya ufak ihtimallerden bahsetti. Yoksa çıkan 6 takım da playoff'a belli, düşen takımlar da belli gibi. Yani dolayısıyla kalite de yok ve transfer de dönmüyor. Hareketsiz bir sezon geçiriyoruz. Hani ben şunu hedefliyorum. Yani 11 takım yerine 13-14 takım yapılıp 3'er 4'er takım düşürülüp 3'er takım çıkarsa çünkü aradaki takımların da bu sefer ya düşmeme hedefi ya da çıkma hedefi gibi yani hedefsiz takım kalmaması açısından bu lige kalite getirecektir bence. Ben böyle büyüklerden böyle bir hani öneri gibi diyeyim haddimi aşmamak şartıyla böyle bir düşüncem var benim. Yani bu düşen takım sayısını da çünkü altta bu işi götürebilecek birinci amatörde kalan takımlar oluyor. Ama üst yapıda bu işi götüremeyecek takımlar var. Ve süper amatörde kalite düştüğü izlenimi %99 bir gerçek yani Evet, herkesin. Hakan. Çok doğru. Şimdi bir takım düşmesi demek diğer takımların da bu işi bırakması demek. En yakın örneği ben Şinyarspor. Lig başında biraz umutlandı ilk üç için. Ne zaman koptu? Tüm kadrosunu dağıttı. Altyapıdan 8-10 oyuncu aldı. Nasıl düşüneceğiz diye. Gençler ama bu kadar oynasın diye. Her maçta normal sonuçlar alıyor. Sıkmıyor. Bunun yanı sıra düşen takım belli olduğu için diğer takımlar da gayret bu lig bitsin de kurtarım çabasında. Üst taraf koptu gitti. Alt taraf nasıl düşen düşü diye. Kalite sıfıra indi. Hocam çok doğru söylüyor. Bu gruptan takım sayısı çoğalıp da düşen adedi çoğalırsa rekabet artacaktır. Ve bu arttıkça da kalite yükselir. Anladım. Evet, ben biraz da İzmir'deki statların durumuna değinmek istiyorum. Bu işte yine Alsancak Stadı gündeme geldi.
Onunla ilgili İzmir Milletvekili Aydın Şengül bir açıklama yapmış. Stadyumların sadece futbol oyun sahası olarak görülmemesi gerektiğini söylemiş. Stadyumlar kentlerin sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını da karşılamalı demiş. Hemen ardından tabii bunun Alsancak Stadı'nın durumu ile ilgili. İzmir'e yapılması düşünülen Örnekköy Stadyumu'nun futbol oynamak dışında başka bir amaca hizmet edemeyeceğini söylemiş. Örnekköy'de yapılması düşünülen stadyum için yapılacak çok büyük bir yatırım diyor. Ama diyor sadece 15 günde bir yapılacak olan maçlara hizmet edecek diyor. Başka alanlarda hizmet etmesi için gerekli alan yok. Ayrıca stadyumun yanında büyük bir mezarlık var. Bundan ahlaki bulmuyorum. Olası Örnekköy stadyumun toplu ulaşım problemi de var. Ayrıca kulüpler gelir getirici alanların oluşturulması konusunda da çok uzak demiş. Tabii kulüp yöneticilerine de buradan gönderme yapmış. Öncelikle Alsancak Stadı. Şimdi bu stadın kapatılıp da oraya yani çarşı olması, AVM olması falan, çirkin bir şey olamaz. Batıl bir düşünce. Evet. Yani bir orada alışveriş olsun, toplum kitle gelsin düşünüyorsanız o zaman futbol takımını kapatalım biz. Evet. Bakın bir Hollanda'da Arena Stadı var. Ajax Stadı. Altı müze yapılmış. İki hafta bir maç yapılıyor. Gayet öyle. Ama her günün her saati gelen turist o müzeye geçip adam başı 10 euro vererek müzeyi geziyor. Bizim İzmir'in tarihini düşündüğümüz zaman tek tek oyuncuları bir kenara alın, resimlerini asın, formalarını koyun. O müzeyi gezmeyen kişi fert kalmaz. O da bir ticari gelirdir. Tabii. Ama biz saha kapatarak futbolu ne itireceğiz? Hele Alsancak gibi bir tarihi mahallesi olan bir Karşıyaka'nın, bir Buca'nın, bir Göztepe'nin, bir Altay'ın tarihi zaferinin olduğu bir dönemde şu koşullarda orayı kapatıp da bunun unutma kadar çirkin bir şey yok. Özür dilerim, futbolun içinden gelmeyen geri kapalı insanlar, evet, oraya yaşamayan insanlar, uzun oranın tozunu toprağını yutmayan tribün seyircisi, hakem, yönetici, futbolcu, teknik adam olmayan insanlar oranın dilini bilemezler. Evet. Sadece yukarıdan bakarak kardeşim burayı kapatın, başka bir işlem yapın diye konuşabilirler. O sahanın içine gidip o çimin kokusunu yaşamayan insan. Evet. O toz toprak burnuna gözüne kaçmıyorsa o diyebilen insanlar bu konuşmayı yapmasınlar. Mesela rehabilite edilebilir orası da. Elbette. Etrafında çeşitli alışveriş merkezleri elbette ve benzeri yapılır. Stadı da bir elden geçirsin, revize edersin, şey yaparsın. Mükemmel bir. Bakın yurt dışında İngiltere'de bir kullanılmayan, çok az kullanılmış sahanın kapatılıp park yapılması için belediye başvuruyor. İşten başlamadan halk isyan ediyor ve diyor ki kardeşim burası tarihi bir yerdir, bu stat bozulmasın diye. Halkın onayla saha tekrar toparlanıp eski halinin daha iyi getirip kullanılıyor. Yani. Biz tam tersini yapıyoruz. Kazmaköy'de alıyoruz, kopartalım, dağıtalım, parçalalım diye. Futbol adamı olmayan, spor işini bilmeyen insanlar bunu yapması çok doğal. Ama biz İzmir olarak bunları sağduyumuza çıkıp da yaptırmazsak, evet, biz İzmir seven insanlar tekrar bu sahamızı kazanalım. Öyle evet, şansı kimseye tanımayalım diyor. Tabii. Cem sen ne söyleyeceksin? Şey gerçekten şeye baktığımızda Alsancak Stadı'nın tarihi önemi çok büyük. Yani İzmir'de iki tane Cumhuriyet öncesi Yunan takımı kurulmuş ve buradan sonrası Cumhuriyet sonrası da Yunanistan'a göç ediyorlar. Orada devam ettiriyorlar futbol yaşantılarını. Köklü bir tarihi var buranın ve yetiştirdiği birçok insan var, anısı var. Korunması, konulanması gereken birçok nokta var. Aydın Bey'in söylemleriyle şöyle bir mukayese edip baktığım vakit yani çok kafası karışmış görüyorum sanki bazı noktalarda. Çünkü yani Örnekköy yapılsın mı yapılmasın mı, burası yıkılacak mı, şu mu olacak, bu mu olacak, hafta içi yani geçtiğimiz hafta içi okuduğumuz haberlerde TOKİ yetkilileri Alsancak'a gidip Alsancak Stadı'nda bir zemin araştırması yapmaya başlamışlar biliyorsunuz. Onlar da muhtemelen hani yüksek katlı bir yapı yapılacağı için öyle bir plan, program, bir alışveriş merkezi ihtimaline karşı oraya gidip tabii ki zemin etüdü yapıyorlar. yine yani 4-5 ay kadar önce Cemil Şeboy'un, eski Buca Belediye Başkanı'nın şöyle bir söylemi vardı. Yani o stadın açık tribününe bakıyorum diyordu.
yani üstünün kapatılması lazım en azından. Stadın revize edilmesi lazım. Yani çok mu önemli oradaki tarış binalarını biraz içeri alın. Yolu kapatın, oraya bir kale arkası tribünü daha yapın. Diğer alan tarihi olabilir, belki dokunulmayabilir. Evet. İzmir'de gerçek anlamda zemin kayması yaşayan, futbol seyrinin son derece kötü olduğu, çimlerinde küflenme olan Atatürk Stadı gibi bir el bombası var. Biliyorsunuz eski federasyon başkanı Mahmut Özgener buranın yıkılmasına yönelik bir takım girişimlerde bulundu ama karşısındaki bir takım odaklar buna bir türlü izin vermedi. Atatürk Stadı ne işe yarar İzmir'de? Bunu konuşmamız lazım. O kadar önemli bir yerde, o kadar önemli bir noktada bu stadyumun yerine revize edilerek çok daha güncel, çağdaş, tamam yine olimpik anlamda spor yapılabilecek tartan pisti vesairesi olsun ama biraz daha butik şekilde, biraz daha hani 40 bin kişiye düşürebilirsiniz, 35 bin kişiye düşürebilirsiniz ebatını. Çok daha kullanışlı bir hale getirilebilir. Orada futbol izleyecek insan seyir keyfi alamıyor. Tribünde bağıracak, çağıracak taraftarlar hiçbir şekilde bir keyif alamıyor. Futbol oynayan sporcu zeminden yakınıyor. Şimdi Alsancak'ı yıkalım. Alsancak stadının yıkılması en son tartışılacak olay. Bence iktidarın da yerel belediyelerin de Alsancak stadını tartışmaktan ziyade önce yapması gereken projeleri öne sunması lazım. Önce işi yapacaklar, stadyumları yapacaklar, toplumu bu şekilde ikna edecekler. Şu an Alsancak stadını yıktığınızda çok ciddi söylüyorum, Buca Spor dışında PTT 1. Lig'de İzmir kulübü kalmaz. Evet, tesis yok çünkü. Ve oranın gelirleriyle zaten 6 ay, 1-2 sene bu düşüşünü erteledi. Buca Spor Süper Lig'e çıkınca çok ciddi evinde oynayamadığı için, oraya paralar harcadığı için 6 ay ayakta kalabildi. Bu gelirlerin hepsi ortadan kaldırıldığında İzmir kulüpleri maç yapacak saha bulamayacaklar, stadyum bulamayacaklar. Atatürk Stadı'na hepsini dolduracaksınız, koyacaksınız. Evet. O süreçten sonra ne olacak? Bence Atatürk Stadı'nın artık tabii ömrünü tamamladı. Atatürk Stadı'nın kuruluş amacı bence futbol için değil zaten. Yani orası futbola uygun bir alan değil. Sadece atletizm. Güzel bir atletizm sahası. Kesin. Çünkü Akdeniz oyunlarında orası atletizm olarak. Yunus Bey çok özür dilerim, sözünüzü keseceğim. Futbolcunun orada oynamak da keyif alma şansı çok uzak ihtimal. Evet. Seyircinin de bakın, yok. Bakın seyirciyle aranızda yaklaşık 40-50 metre mesafe var. Ne bir seyirci ambiyansı, ne bir hava var. Yani ben çok top oynadım. Fakat orada Alsancak'a çıktığımda müthiş bir keyif alırdım. Seyircinin yakın olması, ateşlenmesi, tahrik etmesi müthiş bir keyif alırdım. Atatürk'te sanki boş bir arazide amaç dışı çıkıyorsun, keyif almıyorsun. Yani o stadın toparlanma süreci çok kolay aslında. Evet. O tribünlerin yaklaştırılıp sahanın biraz daha aşağı indirilerek yakınlaşması, stadı kurtarabilirsiniz. Bir mühendis arkadaşımız geldi. Baktı dedi ki bu zemin dedi 10 metre aşağı indirilecek. İnönü'ndeki gibi değil mi? Evet. Bu tribün dedi İleri yanaşacak. Çekecek. Çok basit bir işlem bu. Evet. Dünyada bu kadar uzun bir seyirci sporcu doğrusu mesafe olan tek stat bizimki herhalde. Ama diyorum ya, orası zaten aslında stat değil. Orası atletizm stadı. Evet. Yani futbol yani oynanacak bir stat değil. Bakmayın işte bizim Atatürk stadımız var. Yok değil. Evet. Avrupa'dan bir takımı getir gel orada oynar mısın de kimse oynamaz. Maalesef. Tarafsız sağ gibi maalesef oluyor. Maalesef. Diğer açıdan da şöyle bir nokta var. Yani amatör kulüplerin yapacağı müsabakaya bir açıdan ambulans yollamıyorsunuz. Diğer açıdan böyle bir amatör spor dalına hani atletizmi çok düşünüyor gibi. İzmir'de çok aşırı derece, Türkiye'nin sanki en çok lisanslı sporcusu buradaymış gibi. Bir zamanlar öyleydi de. Yani geçmişte öyle. Evet, İzmir denildiği gibi o Karşıyaka'daki o yani 3000 kişinin antrenman izlediği sahalar vesaire, yani bunlar hep İzmir'in geriye gittiğini gösteriyor ne yazık ki. Yani İzmir'in bir toparlanması lazım. Gerçi programımızda daha sonra işlenecek bir konu daha var. Atatürk Spor Kompleksi ile ilgili. Evet. Abi adı Atatürk Spor Kompleksi ama içeriye bakıyorum eğlence mekanı. Ondan sonra düğün bir tane salonu var. He? Bir kafe var, düğün. Bir kafesi yapılıyor. Var. Evet. Ondan sonra bir miniklere yönelik bir okul var. Ama adı Atatürk Spor Kompleksi. Son 5 dakikamız hocam. Söyleyeceklerinizi alalım. Programı kapatıyoruz artık. Yani aklınızdan ya Yunus Bey şunu da sorsaydınız.
Yok, hemen hemen her şeye değindik diyorum. Ben özellikle bir istirhamım olacak. Tabii. Ben amatör maçlarda tüm hakem hocalarımı tenzih ederek konuşuyorum. Hı-hı. Ama bu platformda bunu dillendirmek istedim. Çünkü bizler hakemler sahanın mutlak hakimi. Hı-hı. Her türlü kararı onlar veriyor. Kesiyor, biçiyor, ölçüyor, bitiriyor maçı. Fakat ben bugüne kadar 15-16 yıllık antrenörlük hayatımda hiçbir hakeme lütfenin dışında konuşmadım. Zaman zaman azarlar gibi, çocuk azarlar gibi hitaplar, biraz güler yüz istiyoruz. Biraz daha dikkat etmelerini istiyorum. Ben çok özür diliyorum tüm hakemlerden de bunu söylerken ama lütfen içinde az bir kesim de olsa buna dikkat etmelerini istiyorum. Tabii bunlar saygı ve sevgi karşılıklıdır. Kesinlikle hocam. Yani. Yani siz yıllarca bu Türk futboluna emek vermişsiniz. İşte Hakan kardeşim mesela milli olmuş bir futbolcu. Takım başında çıkacak şeye bir zamanlar Hakan'ın hayaliyle yaşar. Ama şimdi hoca diye Hakan'a her türlü hakaret etme veya söz söyleme hakkına sahip değildir kimse. Kesin. Yani bu sizin için de geçerlidir. Herkes yani için, tüm için. Antrenörler tabii. Ve futbolcular için. Yani futbol bir defa saygı sevgi. Yani kesinlikle. Atatürk'ün o güzel söylemini unutmamaları gerekiyor. Ya biz hayati bir maç kaybettik mesela. Ha? Son 3 dakikada ben gidip tek kelime konuşmadım hakemle ki çok tartışılacak bir karar hocam, verdim. Hocam sizin yerinize de olmak istemezdim. Yani Cem. Şöyle diyeyim. Yarın Ümit Milli maç var. Orada yani Bucaspor'da Fenerbahçe'ye transfer olan Salih Uçan var. Aha. Ömer Kahveci var, Bucaspor kalecisi. Kayseri'ye transfer olmuş Buca'dan. Diğer Kamil Ahmet Çörekçi var. Milli maç var aynı zamanda. Milli takımlarımıza başarı diyorum her aşamada, her platformda. Kulüplerimize gerçekten başarılar diliyorum. Yani Göztepe camiası sabırlı olmalı bu sene. Akhisar önümüzdeki seneyi artık düşünmeli bir şekilde. Buca ve Karşıyaka'da elinden geldiğince iyi atılımlar yapma. Ligde umarız onlar en azından İzmir'i gururlu bir şekilde temsil ederler. Diğer noktada Örnekköy stadyumu yapılmalı. İzmir'e başka bir anlamda Atatürk stadyumunu da revize edebilirsiniz diyoruz. Gerçekten bunları ben yinelemek istedim. Çok sağ olun. Evet Hakan. Milli maçları oynadığımız, benim oynadığım, beraber top oynadığım Sayın Mustafa Denizli abimin, Nezet Kızağırma, Erkan Beyoğlu'nun, Ayak Emisyon'un oynadığı bir saha, Aslan Sultan'ın korunması için tüm İzmir halkının ele verip kurtarmasını istiyorum. Metin Oktay'ı da oynamıştır o statta. Rahmetli Metin abi. Yani sermati bitmişti. Gürsel Aksel'le. Bu insanların resimlerini, Göztepe'nin isimlerini, Atletico Bilbao'yu yendi. Formalarını oraya astığımız zaman şu an gözlerim yaşarıyor. O kadar güzel bir ortam yaşamış insanlar için. Şimdi ben yaşamışım ortamım. Bu ortamı ortadan kaldırmak kadar çirkinmiş olduğunu sanmıyorum. Aslında bir tane İzmir'in spor müzesine de ihtiyacı vardı. Kuşkusuz o da bana. Çok güzel çünkü bir ortam. Sahip çıkalım. Sadece futbolda belki başarıları görüyoruz ama işte kesinlikle. Daha önce söylemedi. Bu İzmir dünya şampiyonu güreşçiler çıkarmıştı. Elbette, Avrupa elbette. Şampiyonu, dünya şampiyonu, Balkan şampiyonu, atletizmciler çıkarmıştır. Boksörler çıkarmıştır. Onların da isminin yaşatılması için, şey olması için Hakan bir dahaki programda bunları da işleyelim lütfen, biz aslında lütfen. Yani. Lütfen, evet, katıldığınız için çok teşekkür ben ederim. Teşekkür ederim. Cem sana da, Hakan'cığım sana biz da çok teşekkür ederim. Bir hafta sonra bir başka konuklarıyla tekrar sizlerle birlikte olma dileğiyle en güzel günler sizlerin olsun. Sertel Mühendislik Sky Spor'u sundu.